Uyan evlat uyan. Bugün büyük gün. Mayıs'ın 19'u. Nene, dün gece babam bana yatmadan önce bir şey dedi. Sen rahat uyu evlat. Takanın burnu Karadeniz'i yırtar. Ne demek istedi? Bak evlat. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı. Cephede Mehmetçik mücadelenin ilk adımını Kemal'imin Samsun'a çıkışıyla başlatır. Amasya'ya, Erzurum'a, oradan da Ankara'ya geçmiş. Bu zor bir mücadeledir. Nene, ben bir rüya gördüm. Hayır olsun evlat. Hadi kalk bakayım anlat ne gördün. Ben Mehmet. Kanlı arabalarıyla Merve taşıdım. Ben Elif. Askerler savaştayken materlerini su doldurdum. Ben Kara Fatma. Cepheye yiyecek taşıdım, yaralar sardım. Ben Rukiye. Eş kardeş hasretiyle yandım. Ben Osman. Anadolu'yu bırakıp gidin gidin diye emirler yağıyordu. Gitmedim. Ben Safiye, zafere inandım. Ben Ayşe, kurtuluşa giden yola inandım. Ben Leyla, Mustafa Kemal'e inandım. Ben Mustafa Kemal Atatürk. 1919 yılında Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu kuvvete Türk milletine güvenerek ve inanarak yola koydum. Bugün hep inandım. Mustafa Kemal'in gösterdiği fikirlere, hedeflere ve cumhuriyete işte bugünler sayesinde ulaştım. Aydınlık yarınlara kucak açtım. Bak evladım, yıl 1919. Samsun'da doğdu güneş. Şaşırdı tüm dünya. Kurtuldu Anadolu. Zaferle sonuçlandı bugünler. Kemal'im de bu zorlu yolda geçen mücadeleyi siz Türk gençliğine armağan ve emanet etti. Ben genç miyim nene? Gençsin tabii. Gençliğin yaşı mı olur? Atatürk kendini genç hisseden sana, bana, herkese emanet etti bu günleri. Evet, bunu bana atam da söyledi. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. En yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Yaşasın atam, yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın atam, yaşasın 19 Mayıs!